Teşekkürler. Hanımefendi iyi misiniz? Al. Bir şeyiniz var mı? Al. İyiyim. İyi misiniz? İyiyim de her şeyim gitti. Ulan yakalayamadım, kaçtılar. Yara bere bir şey yok değil mi? İyice baktınız mı? Bileğim ağrıyor azıcık ama iyi yani, çok kötü değil. Doktorumuza baktıralım isterseniz. Yok, o kadar bir şey yok. Siz panik yaptınız şöyle. Hanımefendiye güzel bir yer ayarlayın, oturtun. Ya bir bardak su getirin oğlum, niye bakıyorsunuz? Durun bir şey. Görmüyor musunuz halini? Buyurun hanımefendi. Hemen polislere haber veriyorsun. Bir su getirsinler. Ben size bir su getireyim hanımefendi. Her şeyim gitti. Öyle demeyin ya. Canınız sağ olsun. Giden gitsin. İyi misiniz? Bileğim ağrıyor biraz ama o kadar kötü değil. Ya bunlar tam bir şehir eşkıyası. Ya tam taksiden indim, cüzdanımı çantamın içine koyuyordum. Geldi cüzdanı kaptı gitti. Burada mı kalıyorsunuz? Hayır, yeni giriş yapacaktım. Ya yeterli param var, Allah'tan onlar çantamın içindeydi de. Kimliğim, pasaportum, her şeyim gitti. Hadi ya, kimlik de yok. E gitti tabii, kimlik de yok. Buyurun. Canım. Hanımefendi burada kalacakmış da kimliği de gitmiş. Dışarıda daha demin tatsız bir olay oldu biliyorsun. Şimdi kimlik çıkarma birkaç gün sürer. Tabii polise de müracaat etmek gerekiyor. Bu süreye kadar güvenli bir yerde kalması gerek. O yüzden hanımefendiyi geri çevirmeyin. Arkadaşlar yardımcı olurlar zaten. Merak etmeyin. Tamam, bir zahmet. Bileğiniz nasıl? Doktorumuzu çağıralım. İsterseniz bir baksın. Yok. Geçti bile. Gerek yok. Teşekkür ederim. Yani... Rica ederim. Keşke adamları yakalayabilseydim de size daha fazla yardımcı olabilseydim. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ olun gençler. Bugünlük bu kadar. Gözünüz burada olsun. Merak etme Güzel abi. Sami Bey! Sami Bey! Sami Bey! Sami Bey, ben Handan Hanım'ı aradım da cep telefonundan çaldı, 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 açılmadı. Ondan sonra sizin evi aradım, o da çaldı, 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 açılmadı. En sonunda uğursuz açtı ya telefonu. Ne arıyor o sizin evde? Yok mu Handan Hanım? Yok. Hayrola? Yok artık Handan Hanım diye biri hayatımda. Bitti Handan Hanım, bitti. Hayırdır inşallah. Yok artık hayatımda öyle biri. Geçmiş olsun. Tövbeler olsun.
Kuzey evde yok mu? Yok. Yalnızım ben. Handan teyze nereye gitti? Güneylerde kalıyor. Ben buraya geldiğim için evi terk etti. Şunu bırakacağım ben. O ne? Bu ellenmesin. Daha yapışkanları kurmadı. Sonra çerçevelenecek. Çok güzelmiş. Sen mi yaptın? Kuzey geçen sene bugün çıktı hapishaneden. Ona hediye olsun diye yaptım. Ben de o gece tanışmıştım Kuzey'le. Hayatımın kaydığı gece. Hayatım o gece girdi. Ondan sonra mahvoldu her şey. Kafasızlığınla sen mahvettin her şeyi. Böyle olacağını bilseydim Kuzey'le asla birlikte olmazdım. Bütün bunların hiçbirini yaşamak zorunda kalmazdım. Başından beri ona dürüst davransaydın yaşamazdı zaten. Hepsi benim suçum bu. Benim ne derdim vardı Ferhat'la? Kuzey'in derdiydi o. Ben olsam da olmasam da yine hayatında çökecekti onun. Onun yüzünden şimdi benim de başım belada değil mi? Sen de Kuzey'in hayatına tutunmak için bu kadar çaba sarf etmeseydin o zaman. Ya sen ne biliyorsun da benimle ilgili böyle konuşuyorsun? Başkalarını uzaktan yargılamak çok daha kolay tabii. Ben seninle ilgili bir şey bilmek istemiyorum Sima. Tek bildiğim kendi düşen ağlamaz. Ya yeter artık ya yeter. Herkesin beni suçlamasından bıktım usandım. Afiyet olsun. Sağ ol yavrum, sana da. Anne. Ha yavrum. Şu kartı al. Bu ne oğlum? Dur sana şifreyi de vereyim. İşte Banu'nun doğum günü için üzerine bir şeyler alırsın. Teşekkür ederim anneciğim. Yalnız aynı yere koyma. Sorun olmasın sonra. Tamam? Tamam.